Ahmet Baba'nın Lezzet Bahçesi'nden herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Bugün Hatay yöremizin fellah turşusunu yapacağız. Hızlı, pratik bir turşu pişirme yöntemiyle yapılıyor. Malzemeleri açıklama bölümüne yazdım. Siz de isterseniz hazırlayın, hep beraber yapalım. Fellah turşusu için ilk önce şöyle bir adet patlıcanımız var. Patlıcanımızı yıkadık, güzelce kuruladık. Şöyle arka kısmını, sap kısmını ayırıyoruz. Ve patlıcanımızı şöyle alabula soyacağız. Bu şekilde yeterli. Daha sonra patlıcanımızı şöyle göz kararı, yani kaşığa gelecek şekilde önce bir yuvarlak yapıyoruz. Sonra şöyle 2/3'e bölüp jülyen şeklinde tenceremize koyduğumuz suyun içerisine atıyoruz. Patlıcan çok fazla dışarıda kalmaya gelmez. Böyle kaşığımıza gelecek şekilde jülyen devam edeceğiz. Patlıcanlarımızdan sonra yine acı biberlerimizi de yine şöyle formatı bize bağlı jülyen. İsterseniz şöyle ikiye bölebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Yine bunları da tenceremize ekliyoruz. Biberlerimizin de tamamını bu şekilde doğradıktan sonra yine tenceremize ekliyoruz. Ve tenceremizi ocağa alacağız. Ve ocağımın altını yakıyorum. Soğuktan kaynamaya alıyoruz. Patlıcanlarımız ve biberlerimiz haşlanmaya dururken biz bir yandan şöyle 2 yemek kaşığı kuru nane ve nar eşkimizi hazırladık. Ve şöyle 2 diş sarımsağımızı da yine güzelce ezeceğiz. Bunu da hazır edeceğiz. Evet, ocaktan almaya yakın bir zamandayız. Bu aşamada şöyle bir tatlı kaşığı kadar ben tuz ekliyorum. Tuz miktarını siz damak lezzetinize göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir karıştırıyorum. Tuz da iyice içine işlesin. Bir miktar daha kaynayacak. Ondan sonra kapatacağız. Bir adet patlıcan ve birkaç tane biberle yaptığımız fellah turşumuzun üzerine geçecek kadar su koyduk. Toplamda 2 su bardağı su kullanmış olduk. Şimdi turşumuzu böyle bir cam kaseye aktardık. Kendi suyunu kullandık. Kesinlikle süzmedik. Yani siz ayrı bir kap içerisinde nane, sarımsak ve nar eşkisiyle bir su yapıp tekrar üzerine eklemeyin. Kesinlikle kendi suyunu kullanın. Çünkü bütün vitamini, bütün o lezzeti, acılığı kendi suyundadır. Öyle bir hataya düşmeyelim inşallah. Şimdi turşumuzu kabımızın içerisine almıştık. Şöyle 2 diş sarımsağımızı dövmüştük. Onu ekliyoruz. Yine 2 yemek kaşığı kuru nanemizi ekliyoruz. Ve üzerine de şöyle hakiki nar eşkisi saf. Bundan da şöyle iki yemek kaşığı dolu dolu ekliyorum. Daha sonra tadına bakarız. Eğer ki biraz daha ekşi isterse o zaman ekleme yaparız ama bence bu yeterli oldu. Evet, gördüğünüz gibi rengi de değişti. Gayet güzel bir görüntü oluştu arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki bu fellah turşusunu neyin yanına tüketeceğiz? Fellah turşusu en güzel yeşil mercimekle yapılmış bulgur pilavının yanında inanılmaz yakışıyor arkadaşlar. Bu bulgur pilavıyla, yani yeşil mercimekli bulgur pilavıyla fellah turşusu sanki bir takım arkadaşı. İkisi birbirini tamamlıyor. Yani biz Hataylılar olarak biri varken diğeri olmazsa olmaz. Bir sonraki videomda inşallah size
yeşil mercimekli bulgur pilavını da paylaşacağım. Ve birbirinin altına linkini atacağım. İnşallah oradan siz de istifade edebilirsiniz. Şöyle size yakın çekim görüntüsünü de ileteyim inşallah. Siz de denersiniz. Deneyen arkadaşlara şimdiden afiyet, şeker olsun. Herkese hayırlı günler dilerim.